Herkese merhabalar. Videoya başlamadan önce size kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Birazdan izleyeceğiniz videoyu yazın çektim. Amazon'da Ne Satılır adı altında birçok paylaşımda bulunuyordum. Lakin yoğunluktan dolayı askıya aldım. Amazon'da Ne Satılır olarak çektiğim o videoda bulmuş olduğum ürünü İstanbul'daki toptancıdan temin ederek Amazon depolarına gönderdim. Yani bu seri 4 videodan oluşuyor. Amazon depolarına gönderimini, daha sonra satılışını, lansmanı ve sonuç olarak 4 videoya sığdırdık. Yani yeni bir başlayan kişi Amazon'da ürün araştırması yapıp Amazon depolarına gönderdiği takdirde fikir vermesi amacıyla birinci sayfaya gelip nasıl satış yapabileceğine dair birçok bilgi içeriyor. Umarım bilgilendirici videolar olur. Keyifli seyirler dilerim. Herkese merhabalar. Yine bir başka Amazon'da Ne Satılır serisiyle karşınızdayım. Bugün sizlere başörtüsünü göstereceğim. Başörtüsü Amazon Amerika'da iyi satışlara sahip mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Dubai ve benzeri pazarlarda satışların iyi olduğunu düşünmekteyim. Lakin Amerika'da satışlarını gerçekten merak ediyorum. Lafı daha fazla uzatmadan başörtüsüne geçelim. Bunun için yazmamız gereken headscarf. Headscarf yazdığımız takdirde başörtüsü çıkıyor. Siz de isterseniz videodan sonra bakabilirsiniz. Tam da istediğim ürünler denk geldi. Şu ürüne bakalım. Hatta şuna da bakalım. Buna da bakalım. Çünkü bunlar Türkiye'de çok fazla üretilmekte. Ama aşağıda farklı ürünler çıktı. Olsun. Arada belki çıkabilir. Şu bestsellere bakalım. Aynı marka mı? Yok. Değil. Bunun da yorum az. Buna da bakalım. Buna da bakalım. Evet. Biraz farklı ürünler çıktı. Türkiye'de fular tarzı olan ürünler burada baş, yani headscarf diye satılıyor. Olsun. Bakalım. Benim aradığım aslında yukarıdaki ve buna benzerdi. Yine de inceleyelim. O problem değil. Yani bunlar hatta takım elbiselerin yakalarına takılan şeylere benziyor. Tam adını hatırlamadım ama bunlar da Türkiye'de epey var. İncelenebilir. Başka yorumu düşük olanlara bakalım. Tabii bunu private label olarak düşünebilirsiniz. Burada retail, wholesale olarak pek ürün çıkacağını sanmıyorum. Devam edelim. Evet, benim aslında biraz benzer aradıklarıma. Yine buna da bakalım. 47 yorum var. Buna da bakalım. Buna da bakalım. Devam edelim. Sponsorları geçiyorum. Şuna bakalım. 16 yorum var. Sponsorlu 13 yorum var. Devam edelim. Başka 6 yorum var. Buna da bakalım. Türban demiş. Buna da bakalım. 704 yorum var, 32 yorum var, 64 yorum var. Aslında bakarsanız pek fazla yorum gözükmüyor. Yorum dominasyonu yüksek değil. Benim ilk gözüme çarpan o. Şunlar biraz daha iyi. Bu kadar yeter büyük ihtimal. Bunlar daha iyi. 4 yorum var. Şuna da bakalım. Bir Türk markası görmedim. Bu kadar yeterli. Aslında şuna benzer ürünler düşünüyordum ama çok farklı ürünler çıktı. Bakalım satışları nasıl? 2 yorum var. Ne zaman girmiş? 18 gün. Çok yeni. Bakalım satışları nasıl? 19 dolara satıyor. Tabii bu yeni girdiği için lansman da yapıyor olabilir. Renklenmeye de çalışıyor olabilir. Bunu pek dikkate almaya değmez. Ama yorumlar güzel olsa daha iyi olur. Cansız mankene resim yapmışlar. Ben pek beğenmedim. Tabii aynı renk varyasyonu. 100 gün. Bakalım 100 gündür olan. Ama yorum çok az. 100 güne göre yorum çok çok az. 758. Çok az. Aynı marka, burun ne kadar? Yok, aynı varyasyon üzerinde. Bunu geçiyorum. Benim merak ettiğim bunlar. Bunlar Türkiye'de çok var. Süs olarak kullanıyorlar bu tür şeyleri. Bakalım satışlar nasıl? 55 bin dolar. Ne kadar olmuş fiyatı? 9 dolar. Gerçekten güzel. 1126 gün. Birçok varyasyonda mevcut.
Bunun üreticileri mutlaka Türkiye'de vardır. Aslında güzel bir fikir. Değerlendirilebilir. 55 bin dolar gerçekten yüksek. Kaç tane satıyormuş ona bakmadım. 235 günde. Bayağı bir popüler. Tabii detaylı analiz yapmak lazım. O biraz domine etmişti. Az yorumlu olanlara bakalım. 126 yorum var. 15 bin dolar. Ne kadardır satışta? 1122. Aslında yorumu çok az. Geçiyorum. 163. 46 bin dolar. Gayet iyi. Demek ki burada bir şeyler var. 205 gün. Yani 205 güne gerçekten güzel. Yani iyi cirolara gelmiş. 163 yorumu gözünüzde büyütmenizi tavsiye etmem. Çok rahatlıkla 200 günde o kadar yoruma gelebilirsiniz. Hatta yorum kulüplerinden yorum çekerseniz daha iyi olur. Tabi Amazon politikalarına uygun olarak. 792. Bakalım. 1236. 27. Bu demek ki beğenilmiyor ama yine satıyor. Hatta şu keyword'u da açalım. Geçiyorum. Şu Amazon'u da kapatayım. Şöyle kalsın. Buna bakmıştık zaten. Bu ana keyword'ümüz. Geçiyorum. Leopar desen de Türkiye'de bunlar çok popüler. Leopar desen her yerde popüler büyük ihtimal. 9000 dolar ama satışları da iyi değil. Bunu geçiyorum. Ama bunların maliyeti ne kadar olabilir ki? Aslında N11, Trendyol hepsi buradan bakmak lazım. 34.000 dolar. Bütün satıcılara satışlar dağılmış. Şundan ne kadar maliyet olabilir ki? Ne kadar satıyor? 13 dolar. Değerlendirebilir. Üretenler varsa bakabilir. 558 yorum. İnceleyelim. 16.000 dolar. Ne kadar satıyor? 17 dolar. Bunun maliyeti ne kadar olabilir ki? 848 gün. Yani şunun maliyeti ve listeye resimlere hiçbir şey çalışmamış. Enteresan. Buna bakmıştık. Ama genellikle satışlar 40, yani 55 bin ile 30 bin arasında değişiyor. Evet, bunlar bakalım ne kadar bir satıyor? 837 gün. Satışları nasıl? 40 bin dolar. Gayet güzel. Aslında Türkiye'deki üreticilerden fiyat alıp bu ürünlerle deneme yanılma yapılabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Çünkü çok maliyetli olduğunu düşünmüyorum. 14 dolara satıyorlar. 758 gün. 42 bin dolar. Bakalım bestseller ne kadar satıyor? 40 bin dolar. Aşağı yukarı, yani buna benzer pek fazla ürün bulmadım ama şuna tıklayalım. Belki farklı ürünlere gidebiliriz. Evet, biraz daha farklı ürüne gittik. Bu kalsın. Bunda aynı ürünler mi? Aynı ürünler. Bunu geçiyorum. 47 yorumu var. 11 dolara satıyor. 1000 dolar. Çok az. Bunu geçiyorum. 9 dolar. Buna bakalım. Bu boyuna takılıyor büyük ihtimal, evet. 31 bin dolar. Genelde bütün satıcılara dağılmış sizin de gördüğünüz gibi. Bakalım bu Türkiye'de çok adam. Bu sanırım, evet, tahmin ettiğim gibi. Ben bu tür ürünleri aramıştım aslında. Çok farklı yerlere gitti. Devam edelim. 6 yorum var. Ne zaman girmiş? 130 gün. Çok az. Yani 130 güne 6 yorum çok çok az. Tabii onun karşılığı hiç satış. Yani 1500 dolar çok az. Şu tip ürünler birçok yerde sponsor olarak karşıma çıkıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Sanırım birçok bayan bunları kullanıyor. 35 bin dolar. Bence gayet iyi. 1014 gün. Aslında bu ürün incelenebilir. 32 yorum. Buna da bakalım. 3000 dolar. Geçiyorum. 64 yorum. 323 gün. 419. Bu da iyi değil. 117 yorum.
1050. Yani burada benim dikkatimi çeken pek fazla yorumlara çalışılmadı. Yani 1000 günde aşağı yukarı bir 700-800 yorumunuz olması gerekir. Yorum olmadan satışlarınız pek fazla artmaz. Yani siz de bir ürün alacağınız vakit ürünün veya satıcının ne kadar çok yorumu olduğuna bakıyorsunuz. Amerika'da aynısı da geçerli. Bu yüzden yorumlara çalışmanız, yorum almanız çok 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 önemli. Yani yorum aldığınız takdirde satışınız otomatik olarak artar. İkisi birbiriyle endeksi. 567 günde 32 yorum. Çok az. Yani çok çok az. 3000 dolar. Bu baby'miş. Bunu geçiyorum. Bu bizim aradığımızla alakası yok. Şuna bakalım. Aslında bunu türban olarak arasam neler çıkar karşıma? Bunun da satışı yok. Şurada bestseller'a bakmıştık. Buradan çok farklı yerlere gitti olay. Şuna bakmıştık biz. Evet. Çok farklı ürünler çıktı gördüğünüz gibi. 6 yorum. 7 yorum. 14 yorum. Ya bunlar pek maliyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ne kadar yani mal edilebilir ki? Gördüğünüz gibi yorumları da çok az. Çok çok az. Yani bu yorumları almanız çok kolay. Zaten bu kadar kısa yani bu kadar sürede yorum almadıkları yani bakın 1091 günde 63 yorum almış. Çok az. 1000 dolar. Yani yoruma hiç çalışmamış. 40 rating, 40 yorum, 1080. Genelde hep karşımıza çıkan yoruma çalışılmayan listeler. Aslında buralarda hep bir fırsat var. Değerlendirmek lazım. Yoruma çalıştığınız takdirde mutlaka getirisi olacaktır. Yoruma çalışan az listelere baktığımızda 40 bin, 50 bin dolar bandında seyrediyordu. Bunları geçiyorum. Aslında türban diye arattıralım. Konu çok farklı yerlere gitti. Bakalım ben türbanlara bakmak istiyorum. Ya da türban Turkish diye arattıralım. Turkish headscarf. Buna bakalım. Merve Kavaki. Ona bakalım. Bu neymiş? Aslında bunları arıyordum ben. Tam olarak nasıl geçiyor? İslamik. İncelemek lazım. Bunları arıyordum, evet. Aker. Aker Spor. Buna bakıyorum. Puşi. Poşu. Bu neydi tam olarak? Tam hatırlayamadım. Diyarbakır'da askerlik yaptım. Tam olarak adını hatırlayamadım. Bu satılıyor mu ya? Adı neydi? Puşi miydi? Poşu muydu? Neydi bunun adı tam olarak? Çıkartamadım. Bir tane var zaten. 473 yorum var. Bir hayli yüksek. Bir bakalım. Şu sayfanın sonuna doğru ineyim. Aslında benim aradıklarım bu tarz ürünlerdi. Evet, bu çok, evet. Şunlara bakalım. Devam edeyim. Şuna bakayım. Buna da açalım. Bunu da açalım. Bir tane çıktı ondan. Şuna da bakalım. Bunu da açalım. Bir tane daha çıktı. Bunlar neydi tam olarak? Poş idi galiba. Tam hatırlamıyorum. Bakacağım onlara N11'de. Hepsi burada. Poş muydu? Yok. Poş değil. Poş miydi? Yok. Tam olarak neydi adı? N11'e bakalım. Poşu. 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 O kadar askerlik yaptım orada. Her gün görüyordum bu ürünü. Yani çok ucuz bir ürün. Kaça satıyorlardı Türkiye'de? Yani Diyarbakır'da. 5 TL mi? 6 TL mi? 10 TL mi ne? Ben adını hatırlayamadım. Pushy. Çıktı. 75 TL. 25 TL. 30 TL. Çok pahalı.
30 TL, 20 TL. Aslında uygunlar da var. Güzel. Bir bakalım. Bunu geçiyorum. Buna bakalım. O poşeye bakacağım. Onu merak ettim. Sıfır. Bunu geçiyorum. Akersport. Buna bakalım. Sıfır. Bu da yok. Ne kadar satıyor acaba? Stokat olmuş. 1076 gündür. Hiç yorum yok. Çok ilginç. 36 Firdevs. Bakalım. Sıfır. Demek ki bu tür ürünler Amerika'da satmıyor. Neydi adı? Pushy. Pushy'yi bir inceleyelim birazdan. İlk önce şu türbanlara bakalım. Ondan sonra ona geçelim. Sıfır. Türbanların satışları pek iyi değil. Maalesef hiç iyi değil. Farklı ürünler satıyor ama tabii türban satmıyor. Biraz daha farklı olan, kafaya tam olarak bağlananlar satıyor. Türkiye'deki de benzer ürünler pek sattığını söyleyemeyiz. 3000 dolar. Bakalım. 50 yorum var. Bunu da vermedi satışları. Neyse geçelim. Ama yani satmıyor. Pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ben Pushy'yi merak ettim. 10 bin dolar. Tabii biraz farklı olanlar satılabiliyor ama Türkiye'dekine benzer olanlar satılmıyor. Onu bizzat görmüş olduk. Bunun da yorumu yok. Yani yorumlara hiç çalışmamışlar. Aslında dediğim gibi pek iyi gözükmüyor. Buna bakalım. Yine yok. Başörtüsü satılmıyor maalesef. Şunlara bakalım. Pushy'lere bakalım. Pushy. 399 yorum, 16 dolar. 27 bin dolar. Bu kadar satıyor mu? 25 bin dolar. Çok ilginç. Yani bunların neyde kullanabilirler ki? Yani bunu ürettirmeye kalsak üretici, çünkü N11 hepsi burada %15 ile %20 komisyon alıyor. Yani bunu 10 TL'ye mal edebiliriz. 5 TL'ye de mal edebiliriz aslında. Bir dakika, bunu daha fazla inceleyelim. Bunları geçiyorum. Zaten satan bulmadık. Şunu merak ettim ben. Pushy'yi merak ettim. Tam olarak büyük ihtimal keyword'ü şu. Şuradan aratalım. Evet. Bir bakalım. Sponsorlar da var. 942, 1021. Bir inceleyelim bunları. Bir yorumluyu da açalım. Sponsorlu pek doğru vermez ama bakalım. Baya baya ürün var. Şunu açmış mıydık? 942. Bakayım yukarıdaki aynısı mı? Evet, açmıştık. Şuna da bakalım. Buna baktık. Bunlar peştemale benziyor ama bakalım. Buna da bakalım. Bunları nelerde kullanabilirler ki? Yani bu yaz mevsiminde bunların bu kadar çok satacağı, yani beni çok şaşırttı açıkçası. Yani Türkiye'de bunlar ne kadar satabilir ki ayda? Baya baya var. Kırmızıya da bakalım. Buna da bakalım. Hatta hepsine bakalım. Bunu incelemeye gidelim. Yani başörtüsünden nereye geldik? Buna da bakalım. Yorumlar da çok az. Biliyorum. Bakalım. Bu kadar. Şuna da bakalım. Yeterli büyük ihtimal. Evet, yeterli. 25 TL daha ucuzu var mı?
20 TL. Ya tabii ya 10 TL'ye büyük ihtimal biter. Yani belki 5 TL'ye bile mal edilebilir. Belki daha düşük. Çünkü Türkiye'de bunlar ne kadar satabilir ki? Yani pek satacağını sanmıyorum. Bakalım buradaki hani detaylı bir şekilde inceleyelim. Ne kadardır satıyorlar? 24 bin dolar. Ne kadardır satışta? 549. Aslında iyi. Bunu ama neyde kullandıkları önemli. Süs diye mi kullanıyorlar acaba? Bunun satışlarını vermedi. Şeyde bakalım. Helmuten'den bakalım. $25.000. $24.000. Acaba bütün satışlar tüm satıcılara dağılmış mı? Yoksa bütün satışları çeken satıcılar var mı? Diğer bu birkaç açtığımız satıcıda mı yoğunlaşıyor satışlar? Yoksa diğerlerinde de dağılmış mı durumda? Ona bakmak lazım. Bu sıfır bir yorum var. Ne kadardır satıyor? 58 gün. Kötü. Demek ki böyle pek doğru gelmedi. Bunu geçiyorum. Çok ilginç. Şuna bakalım. 4000 yorum. O aşağıda da bayağı ürün çıktı. Bununla ilgili demek ki bayağı talep gören bir şey. 1228. Bakalım satışları nasıl? $25.000. Bunu açmıştık. Bu satışlar vermiyor. Bunu kapatıyorum. 25.000. Buna bakalım. Aşağı yukarı hepsi 25.000 çıkıyor. Tümüne dağıldıysa güzel. Yani 4.000 yorumda da 25.000 satıyor. 300 yorum olduğunda da 25.000 satıyor. Aynı. 240. Bunu geçiyorum. Bu bitmiş büyük ihtimal. Buna bakmış mıydık? Ne kadar satıyor? 817 gün. Devam edelim. $307. Bunu geçiyorum. 10 rating. Buna bakalım. $3.000. Bunu da geçiyorum. 4.000. Büyük markalar var mı acaba? 1243. Çok iyi yorum almış. Çok iyi çalışmış yorumlara. Az önceki başörtüsünde görmüştünüz. Yani 60 yorumu vardı 1000 gündür satan. Bunda yoruma çalıştığı zaman 25.000 dolar. Hepsi aşağı yukarı 25.000 dolar cirosu var. Hepsinin aynı. Buna bakalım. Demek ki bunu bir şeyde kullanıyorlar ama bunu araştırmak lazım aslında. Aslında Türkiye'deki üreticilerden de fiyat alıp değerlendirebilir mi? Değerlendirebilir. Bir tane satışları çeken rakip yok. Herkese satışlar dağılmış durumda. Yani 19 TL'ye vardı. Yani büyük ihtimal 7-8 TL'ye bu ürün alınabilir. Ya tabii şu an spontane söylüyorum ama 10 TL olabilir. Değerlendirmek lazım. Bakalım. 36 bin dolar. Biraz satışlar artmaya başladı. Türk markası var mı acaba? Yani Diyarbakır'da birine bunu sorsanız ayda bunun 36 bin dolar yaptığına hayatta inanmaz. Yani kaç tane satabilir ki Türkiye'deki bir kişi şu pushiydi sanırım pushilerden. Ayda 36 bin dolar ben hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Çok ilginç. Yani çok şaşırdım. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Başörtüsü diye gittik, nereye geldik? 5.000 dolar. Gerçekten çok ilginç. Çok şaşırdım. Ama bunu bir şeyde kullanıyor olabilirler. Yani hangi rakip açarsak 20-25 bin, yani yeni rakipler 5.000, 3.000 satıyor da genellikle ortalama rakipler 25 bin 30 bin dolar bandında seyrediyor gördüğünüz gibi. Hangi rakibe bakarsak hepsi o fiyat. Yani o ciroda 24 bin dolar. Çok enteresan. Bu ürünün çok
ihtiyaç ne, acaba neyde kullanılıyor onu bulmak lazım. Sıfır. Bu neden sıfır? 1850 enteresan. Böyle bir ürün ben bu kadar satacağını düşünmezdim. Gerçekten satışları güzel. Devam edelim. 2000 dolar. Az. Şu sarı nasıl? Şuna da bakalım. Normal. Şu hangisiymiş? Siyah olan çıktı. Onu görmüştük zaten. Şuna da bakalım. Buna da bakalım. Kapatalım. Geçtim. Bunu da geçtim. 1000 dolar. Ya açıkçası bu ürünün bu kadar çok satacağını pek tahmin etmezdim. Ya satışları bir hayli yüksek. Ve birçok satan satıcı var. Aslında şöyle mi yapsam? Neden olma? Ya şöyle yapayım. Üreticilerden fiyat alayım. Aldığım fiyata istinaden ürünleri sipariş edeyim. Eğer mantıklıysa bu ürüne de detaylı analiz yapıp bu ürüne gireyim. Hem süper bir örnek olur hem de Amazon'a girecek kişiler için çok iyi olur. Aslında güzel olabileceğini düşünüyorum. Tabii ben şu an afaki konuşuyorum. Belki evdeki hesap çarşıya uymayacak. Ama çok Türkiye'de çok pahalı olacağını sanmıyorum. Yani bir kişiden toplu alındığı zaman ne kadar pahalıya satabilir ki? Yani ayda kaç tane satıyor olabilir ki? Kaç kişinin ihtiyacı bu? Yani ihtiyaç duyar buna. Ya gördüğünüz gibi her yerde bundan var. Çok enteresan. Bestseller. Yani farklı farklı ürünler çıkmaya başladı. Ben videoyu fazla uzatmadan sonlandırayım. Ben bu ürünün için üreticilerden fiyat alacağım. Eğer makul seviyede bir fiyat alırsam detaylı analiz de yapıp bu ürüne gireceğim. Çünkü çok satıyor. Yani kötü değil. Tabii analiz yapmak lazım. Şu an tamamen spontane gittik. Bakalım şartlar uyarsa ben bu ürünü anlık olarak çekerim. Paketlemesini yapıp Amazon'a gönderirim. Bunları da anlık olarak size sunarım. Şu an benim satışlar hoşuma çok gitti. 93 bin dolar. Ben videoya biraz daha devam edersem daha fazla şeyler görmeye başlayacağım. O yüzden videoyu uzatmak istemiyorum. Tabii markaymış. Çok enteresan, birçok satıcı var. Bir denemelik yapmak istiyorum aslında. Güzel olacağını düşünüyorum. Böyle bir ürünün satacağını pek ihtimal vermezdim. Dediğim gibi Diyarbakır'da askerlik yaptım. Ne kadar çok satabilir ki bu ürün? Yani mümkün değil. Bu ürünü aksilik olmazsa Amazon'a göndereceğim. Buna da siz hep birlikte göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.